Hepimiz çok heyecanlıydık. Bütün dönem boyunca bunu bekliyordum. Erva Kopuz, 9 yaşındaki küçük kız ilk kitabını çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor. Dostum Melekli, arkadaşlarımın almalarını öneriyorum. 29 Ekim İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Erva, akranlarına örnek olacak bir başarı sergiledi. Annesinin kendisine okuduğu hikaye kitaplarındaki resimleri yorumlayarak ve bol bol kitap okuyarak kendi kitabını yazdı. Ben kitap okumayı çok seviyorum. Annem bana küçükken masal kitapları alıp okurdum. Sayfaları çevirip resimlerine bakıp yorumlardım. Yaz tatilinde kendi kendime konuşuyordum. Dedim ki, neden benim de bir kitabım olmasın dedim. Ve odaya gidip boş bir defter alıp yazmaya başladım. Küçük yazar Erva, 4 aylık çalışma sonunda çıkardığı ve adını Dostum Benekli verdiği kitabında yardımlaşma ve hayvan sevgisinden bahsediyor. Dostum Benekli'de küçük bir köpek yavrusundan bahsediyorum. Yardımseverlikten, hayvanseverlikten, yardımlaşmadan, paylaşmaktan bahsediyorum. Bir de bize doğanın sunduğu harikalardan bahsediyorum. Erva'nın bu başarısı başta ailesi olmak üzere öğretmen ve arkadaşlarını da gururlandırdı. Öğretmenlerim mutlu oldu yazdığım için. Beklemiyorlardı böyle bir şey. Arkadaşlarım şaşırdı. Küçük kız ikinci kitabının hazırlığını yapıyor. Evet. İkinci kitabım için notlar tutuyorum. Erva'nın arkadaşlarına bir de tavsiyesi vardı. Bol bol kitap okumalarını öneriyorum. Yani içinden ne geçiyorsa, maceralarını, hayallerini yazmalarını öneriyorum. Anne Nurcan Kopuz'sa kızıyla gurur duyuyor. Çok gurur verici öncelikle. Çok gururluyuz, çok mutluyuz tabii ki de. Her zaman destekliyoruz. Bizi de çok şaşırttı tabii. Önerim bütün ailelere çocuklarının yeteneklerini keşfetmeleri, bu konuda çocuklarını muhakkak ki desteklemeleri. Her zaman arkasındayız. Küçük yaşlardan itibaren okuma ve yazmaya meraklı olan Erva, usta yazarların da dikkatini çekmeyi başardı. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Çok büyük yazarlar bizlere ulaştı. Türk Edebiyat Vakfı, birçok yayın evleri ulaştı. Hepsi çok desteklediler bizleri de. 9, 10 ve 11 Mart'ta İstanbul TÜYAB'ın düzenlediği kitap fuarında imza gününe katılacağız orada. Anne Kopuz'un da ailelere bir tavsiyesi vardı. Çocuklarınıza söylemekten çok yaptıklarınızla örnek olmanızı öneririm. Kitap oku demek yerine kitabınızı raftan alıp öncelikle kendiniz okuduğunuz zaman çocuk sizi zaten kendine direkt örnek alır ve kitabını okumaya başlar. Küçük yazar şimdilerde İstanbul'da düzenlenecek olan imza gününe hazırlanıyor. Herkese bol bol kitap okumalarını öneriyorum. Dostum Benekli'de sürprizler var. Mutlaka alıp okuyun diyoruz.